Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey umludur. Evet arkadaşlar 2022 senesi nasıl geçti? Size biraz bahsetmek istiyorum. Kripto paralar cephesine biz neler dedik? Neler oldu? Nasıl küfürler yedik sizlerden? Sizinle nasıl hesaplaştık ve hesaplaşacağız? Bunlardan biraz bu yayında bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Hemen ekran paylaşımı yapıyorum. E, Deniz Akka ile bu vesileyle tanışmak nasip olmuştu 2022 yılında e, benim keskin ve iddialı görüşlerimden yorumlarımdan etkilenerek Deniz Akkaya e, benimle iletişime geçti ve ki ya sen kimsin nasıl biliyorsun bunları falan diye e, derken kendisiyle bir ahbaplığımız oluştu onu buradan saygıyla selamlıyorum e, e, Jüpiter lütfen ne mi ya e, evet arkadaşlar bu vesileyle Deniz Akkaya'yı da burada anmak istiyorum. Bakın ne demiş? Biz onunla bir yayın yapmışız arkadaşlar. 13 Şubat 2022 yayını bu. Evet arkadaşlar. Bu vesileyle ee, evet ben Ethereum'da arkadaşlar size şu tepede sizi uyardım. Şu tepede hiç unutmam. Uyardım. Ama yükseliyor. Yükseliyor ya dediniz. Tamam ben dedim ki bak dikkat burası tepe dedim. Mal bu kadar çıktı diye bana ana avrat küfredildi bu sayfada. Bu sosyal medyada oldu mu? Eskiler bilmez. Şey yeniler bilmez. Eskiler. Şimdi bu bir. Bunu yaz bir kenara. Tamam mı? Arkadaşım. Bunu yaz. Bu bir. Sonra ben buradan dedim ki buralar dip ben mal topluyorum dedim. Bana dediniz ki amacık düşüyor ya dediniz. Bu mal buradan çıktı. Ben buradan sattım dedim. Bu mal buradan çıktı. Çökecek dedim. Dikkat dedim. Burada küfür ettiniz. Burada küfrettiniz. 1, 2, 3. Sonra bu mal buraya geldi. Arkadaşlar. Ben buradan alıyorum dedim. Topladım malı. Buradan satıyorum dedim. Ama çıkıyor ya. Yine buradaki tepeyi bilemedik ya bu kadar. Maalesef bu kadar bilemedik yani. Ta ucunu bilemedik. 870 doları bildik ya. Onu unuttunuz. Tamam mı? Bak benim canımı sıkmayın. Ben takipçi oynayan biri değilim. Benim için hiçbirinizin bir değeri yok yani tamam mı? Ben burada Allah rızası için bilgi veriyorum. Alan alacak. Bak bilgiyi isteyen var ya. Bilgi bilgiyi isteyen burada. İstemeyen kapı te orada. Tamam mı kardeş? Senin benim için bir değerin yok. Bak 0.00001 BTC bile değerin yok. Sen kendini ne zannediyorsun lan? Küfredenlere sesleniyorum. Diğer arkadaşlar şöyle kenara çekilsinler. O bana küfredenler. Hocam onlar gitti ya falan. Nereye gitti oğlum? Onlar şebektir anladın mı? Gitmez onlar. Sike sike buradalar anladın mı? Başka kanal mı var lan? Köpek gibi bizi takip edecekler. Pusaya yatmış anasını satayım hala izliyorlar yavşaklar. Biz bilmiyor muyuz oğlum insanın ciğerinin kaç para edip etmediğini? Oğlum ben astroloğum, astroloğum. Bu insanı bana bu insanı bana soracaksın, anladın mı? Ben bu insanın ne mal olduğunu çok iyi öğrendim. Çok iyi biliyorum. Bana hiç kimse gelip de insanı savunmasın, tamam mı? İşte neden ben diyorum hep insan maldır, yarısı maldır bu insanların. Neden? Bundan. Bu insan Taksim'de iki tane ağaç kesilince ortalığı velveleye verip Pandemi yapay bir pandemi kriziyle yedi düvel cettini kazıdıklarında sesini çıkarmayan bir ahmak sürüsüdür. Bir de gidip böyle bana da vursana diyen bir bir maldır yani. Oğlum ben değiller size zaten üst takıl bu şekilde davranıyor. Ben sadece hatırlatıyorum. Hepiniz adam olaydınız Sesinizi çıkaraydınız. İki tane ağaca çıkarıyordunuz ya. Ne oldu? Adamlar sizin yedi ceddinizi, soyunuzu ku kurutmaya niyet ettiler. Kur kurutmaya bak. Geç ya ethereum'u geç. Ne ethereum'u ya? Sizin, tamam mı? Soyunuzu kurutacaklar. Tamam mı? Siz de böyle sessizce izleyin. Daha pandemi bitmedi oğlum. Daha Pritokova'ya girmedi girecek. Ne zaman? Mart ayından sonra. Tamam mı? Sen asıl sen o zaman gör. Tamam mı? Ben kaderini bilen biriyim. Ben kendi kaderimi biliyorum. Benim için sorun yok. Sen biliyorsun mu? Bilmiyorum. Sen daha dünyadan haberin yok. Ben sana burada bilgi veriyorum. Tamam mı? Ufacık ben dedikten sonra çıkmış, ben dedikten sonra ufacık düşmüş diye bana burada ana avrat söylüyorsun. Saygı sıfır. Sonra diyorsun ne kadar saygısızsın. Sen saygılı mısın? Ne kadar egoistsin? E sen malsın. E senin gibi mala, benim gibi egoist lazım. Çünkü sen mal olduğunu, sana birini söylemesi lazım. E bunu söyleyince, e tabi egoist olman lazım. Manzara tepeden seyrediliyor. Tepeye çıkınca bakınca yani bu insanlığın ben dahil olmak üzere tamam mı ne kadar mal olduğu ortada. Ben de daha yeni yeni uyanıyorum işte yani. Uyandım yani. Uyandırmaya çalışıyorum. Yok abi bu insanı uyandırma için beyzbol soposuyla girmen lazım. Ya diyorum ya en basit ya. eterimi bu bırak kaç kere uyardık. Bir oldu iki oldu 3 oldu. Oğlum Türkiye sizin yüzünüzden batıyor lan siz nerede alınacağını satılacağını bilmeyen, bilmediği halde size bilgi veren, emek veren arkadaşınıza küfreden bir şebeksiniz. İt sürüsüsünüz. Benim toplumla hesaplaşmam var kardeş kusura bakma. Benim kaderim bu anladın mı? Allah beni bu yüzden bu dünyaya gönderdi. Benim burada varlığımın sebebi bu. Ben yoksa YouTube kanalında takipçi kastırıp YouTube'dan ayda bilmem kaç lira para kazanıp e, köşeyi dönmeye hedefleyen biri değilim. Beni ilgilendirmiyor yani. Tamam mı? Ben bir öğretmenim. Merkür Satürn ağırlamam var. Progresör tam da Ay Kova burcunda Güneş ile birlikte katla kavuşmaya gidiyor. Ben bu toplumla hesaplaşmaya geldim. Anladın mı? Senin bana ettiğin küfürleri unutacağımı mı zannediyorsun lan? Ha? Senin var ya o bana ettiğin küfürleri o benim sayfamda. Allah razı olsun hocam. Seni dinledik, paramız cebimizde kaldı diyen o hanım takipçilerime ettiğin küfürleri sana ben yedireceğim da. Yedireceğim anladın? Sen ben onları unuttum zannediyorsun değil mi? Diğer zannediyorsun beni diğer youtuberlarla karıştırıyorsun ha? Benim adımı ağzınıza alırken abdest alın. Anlatabiliyor muyum? O kadar net söylüyorum. Canımı sıkmayın benim yani. O bana küfür edenlerin hepsinin daha çok para kaybetti. Allah inşallah onların yedi cüvel, düvel cetti kaybetsin yani. Neden? Emek verene saygısızlık yapıldı. Benim keskindir her şey. Tamam mı arkadaşlar? Benim her şey keskin bu hayatta. Ney? Net bilgi, uzatma, ama canını sıkan olursa, ününü sık. Affetme. Çünkü bir insan bir kere hata yaptıysa 50 kere hata yapar. Onun zaten insan huyudur yani. Dolayısıyla arkadaşlar, ulan bütün sene boyunca çöktünüz lan. Ben size çöktünüz dedim. Çökeceksiniz dedim. Daha da çökeceksiniz dedim. Lan Ocak ayında dedim. Kasım'a kadar çökeceksiniz dedim mi? Dedim. Bunu size diyecek bir tane YouTuber var mı oğlum? Yok. E ben işte bu kadar ahmaklar sürüsünün olduğu bir yerde kusura bakma da ben de biraz ego tatmin edeyim anladın mı? Çünkü bana bir ödeme yapılmıyor. Yani YouTube bana para mı ödüyor zannediyorsun? Ben burada emek vereceğim. Allah rızası için. Beni sevenlerim ayrı. Onlar benim canımdır. Onları ki ben bana o saygısızlıkta bulunan o şerefsiz sürülerine söylüyorum ben. O sosyal medyada terör, sosyal medya teröristlerine sesleniyorum ben. Kodumun yavşakları. Allah sizin yedi cüvel cettinizi soyunu kırsın inşallah. Bu kadar net söylüyorum. Tirdemin emek hırsızları. Laftan anlamayan gerizekalı ahmaklar. Türkiye sizin yüzünüzden batıyor. Sizin yüzünüzden. Şu anda yaşadığınız sorun ve daha sonra yaşayacaklarınız. Devletin suçu falan değil. Sizin suçunuz. Siz temizleyeceksiniz bu boku. Onu söyleyeyim. Öyle yok. Temizleyeceksin kardeş. Bokunu temizle. Daha dur. Midenize taş da bağlayacaksınız. Daha daha iyi günlerdeyiz. Şimdi bütün herkesi kriptoda soydular. Ben sizi uyardım. Para da kalmadan satayım sizde şimdi. Ayvayı yediniz. Dur bak daha neler olacak bir izle. Dur daha neler olacak izle. Vallahi benim için sorun yok. Ben tüm tedbirlerimi aldım. Beni sevenlerime de kanalımdan tedbir almaları konusunda uyarılarımı yapıyorum. Ama evet beni dinlemeyenlerin de ellerine verdiler. Bunu bir hatırlatayım istedim. Yani sırf ego tatmini yani anladın mı? Yani adamları yal yalancı çıkarmayalım. Egoist diyorlar ya bana. <laughs> evet ya sizin gibi mala, sizin gibi mal sürüsüne benim gibi egoist lazım. Çünkü ulan mala insan mı olasın yani? Mal sürüsüne insanlık ne yarar? Siz adam olun ben de adam olayım. Size göre adam olurum yani. Ben her türlü dili biliyorum kardeş. Anladın mı? Ee, yani her türlü dilde size anlatabilirim. Hiç problem yok. Bilgi isteyene a bilgi burada bak. Tamam mı? Bilgi istemeyen tek kapı da orada. Tamam mı? Problem şu. Bu şerefsizler hala bizi takip ediyor. Çekip gitmiyor. Bak burada pump tarihleri hesaplıyorum. Paylaşacağım paylaşamıyorum. Neden? Korkuyorum yani. Neden korkuyorum? Yoldan geçen bir geri zekalı dinler zengin olur diye korkuyorum. O piç kurusu zengin olmasın diye. Sen bunun ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Bak ben burada bak bir sürü çalışma yapacağım. Gece gündüz. Ha, bu ahmak sürüsüne. Ha, öyle mi? Sosyal medyadan vereceğim mi zannediyorsan bunları bana? Vereceğim ama verdiğim an tamam mı? Yani öyle yerlerde vereceğim ki hep de dua ediyorum. O soysuz köpekler o yayını, o bölümünü izlemesinler diye. Nasibi olan nasibi kadar izlesin diye. O nasipsiz köpekler yayını tam izlemesin, orada da ben o bilgiyi vereyim diye dua ediyorum. Bana küfredene ilmimi helal etmiyorum arkadaş. Tamam mı? O bana neyini helal hel hel etmiyorsa etmesin. Ben her zaman doğru bildiğimi söyledim. Ben her zaman risk gördüğümde söyledim. Yüz kere böyle bir millete yüz kere bileceksin. Bir hatada ne hatası lan? Gecikme gecikme. Gene bizim dediğimize gitti. Anama avradıma küfür edildi bu sayfada benim. Ben bunları unuttum mu zannediyorsun sen? İşte unutmadım. Senin bana helal edecek bir hakkın yok. Anladın mı? Benim üzerinde senin. senin Benim hakkım var senin üzerinde. İşte o soysuz köpeklere ben hakkımı helal etmiyorum. Benim sayfamda Allah razı olsun hocam seni dinledik paramız cebimizde kaldı diyen yani o kad kadın takipçilerime küfür eden o piç kurularına sesleniyorum. Sizi unutmadım. Allah sizin rızkınızı tıkasın. Hırs versin size böyle. Hırsınızda boğulun. Tamam mı arkadaşlar? Heh. Öyle kolay değil. Önce benimle hesaplaşacaksın. Sonra daha dur. kovaya girince de senin canına okuyacaklar zaten. Anladın mı? Sana bu dünyada bir YouTube kanalından bu kadar net konuşan biri var mı? Yok olmayacak. Anlatabiliyor muyum? Ama sen nerede anlayacaksın? Sende kafa yok. Neyse beni anlayan anlamıştır. Anlayan başım üstüne arkadaşlar. Bu yayında bu kadar olsun. Görüşmek üzere.